Herkese merhabalar, kanalıma, köşeme, kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Köşemi çok özlediniz. Ben de Mahkum dizisini bir haftada hatim ettiğim için size köşemden Mahkum bombardımanı yapacağım. Biliyorsunuz ki Mahkum dizisi Güney Kore dizisinden bir uyarlamaydı ve 2 sezonluk toplam 18 bölümden oluşan diziyi bir haftada sular seller gibi izleyip notlarımı çıkardım. Ve şimdi de sezon özetlerinden sonra karakterlerin gerçek hayat hikayelerini anlatmak istiyorum size. Çünkü sezon özetleri biraz fazla uzun olacağı için her detaya giremedim ama bence karakterlerle ilgili de geçmişteki gerçek hikayelerle ilgili bilmeniz gereken detaylar var. Ve bunun başında da kim geliyor? Konunun başından da anlayacağınız üzere Mahkum'daki savcı Tahir'in gerçek hayat hikayesini anlatmak istedim size. Çünkü her iyinin içinde bir kötülük, her kötünün içinde bir iyiliğin olduğunu bize somut bir şekilde gösteren bir karakter oldu Savcı Tahir. Daha fazla söz uzatmadan hazırsanız Savcı Tahir'in geçmişten bugüne bu yaptıklarına vesile olan her şeyin altında yatan sebepleri öğrenmeye başlayalım. Ay şansımı bugün çekim yapacaktım. Hava bir güzel, ışık bir güzel. Bu arada bu kadar emeğimin karşılığı ve köşeme geri dönmüş olmanın mutluluğunu ve motivasyonunu arttırmak istiyorsanız da kanalıma abone olup zili bildirimi açıp beğen butonuna basıp güzel yorumlar yaparsanız da çok mutlu olurum. Gelelim Savcı Tahir'in hikayesine. Savcı Tahir ile Savcı Fırat aslında çok eski arkadaşlar. Düşmanını uzakta arama demiş büyüklerimiz. Gerçekten de bu hikayede onun çok güzel örneğini yaşıyorum. Aynı okuldan mezunlar ve okul boyunca da en yakın arkadaş olmalarına rağmen Savcı Tahir'in içten içe Savcı Fırat'a karşı beslediği bir kıskançlık var. Çünkü Savcı Fırat her zaman daha başarılı, daha göz önünde ve daha ön planda olmuş. Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Kore yapımındaki Savcı Tahir hayatımda gördüğüm en yakışıklı Güney Koreli olabilir. Türkiye'de yayınlanan Mahkum dizisinde Savcı Tahir de çok yakışıklı ama Güney Kore'deki dizide Fırat'ın bir 10 kat yakışıklısı gibi geldi bana. İzlemeyenler için bu arada Defended izle yazarsanız eğer ilk çıkan 3 tane siteden birine girip bütün bölümleri detaylıca izleyebilirsiniz ve bence gerçekten çok güzel bir emek ve Güney Kore yapımını da çok beğendim. Buradan tavsiye ediyorum. Ne diyorduk? Savcı Tahir hayatı boyunca Savcı Fırat'ı kıskanmış ve bu dönemde bir de Zeynep Tahir ve Fırat çok yakın arkadaşlar. Hatta dizide şöyle bir bölüm var. Annesi Zeynep, Savcı Tahir ve Savcı Fırat yemekteler. Daha böyle üniversite sonlara doğru mezun olmaya yakın bir dönemdeler ve o kadar kıkırı kıkırı muhabbetler sırasında Zeynep'le annesi atışıyor, seni kimse almaz vesaire diyor. Annesi ne diyor ki? Beni ikisinden birisi alır diyor. Tahir'le Fırat'ı göstererek. Aa öyle mi o zaman? Beni almak isteyen ve anneme kayınvalide demek isteyen şu önündeki içkiyi fondip yapsın, ben de onunla evlenim diyor. Ve o sırada bir sessizlik oluyor. Sadece Tahir'le Fırat arasında bir bakışmadan sonra tam Tahir elini bardağa uzatacakken Fırat hop bardağı bir kapıyor, bir fondip yapıyor. Ben seni alacağım diyor ve orada Tahir hayatının şokunu yaşıyor. Çünkü Tahir de aslında içten içe Zeynep'e aşkından ölüyor. Ama bunu söylememiş o zamana kadar ve o günden sonra Fırat'la Zeynep sevgili oluyor. Daha sonrasında da evleniyorlar. Şimdi Tahir'in gözünden bakacak olursak evet bunları yapmasında hiçbir şekilde haklılık teşkil etmiyor olabilir ama hayatı boyunca Fırat'ın gölgesinde kalmış, Fırat'ın başarısını hatta Fırat'ın karısını bile kıskanmış bir adamken Fırat'ın bu kadar bütün donelerin, delillerin onu suçlu gösterdiği bir ortamda sevdiği kadını da içten içe platonik olarak belki de sevdiği kadını da öldürmesinden dolayı aşırı büyük bir kin, öfke ve hınçla dolmuş oluyor. Dolayısıyla bütün delillerde Fırat'ı şüpheli katil zanlısı olarak gösterdiği için bu fırsattan istifade onun bütün gücünü yok edip Fırat'ın atanması beklenilen ve en büyük aday olarak gösterilen başsavcılık ya da Birleşmiş Milletler diye geçiyordu Kore yapımında ama burada nasıl uyarlanacaklar bilmiyorum. En üst mertebedeki savcılığa da artık Fırat egale olduğu için Tahir atanacak. Dolayısıyla Tahir'in eline acıyla dolu bir koz geçmiş oldu. Çünkü çok sevdiği, içten içe hala aşık olduğu Zeynep'in ölümünü
kocası Fırat yaptı zannediyor. Elinde avucunda ne varsa bütün haklarını kaybedip Fırat'ın yaşayabileceği hayatı artık kendisi yaşayabilecek gözüyle bakıp hırsla ve hınçla dolmuş oluyor. Şimdi buraya kadar mantıklı gelebilir ama olayın çirkinliği şurada başlıyor. Artık Nazlı'nın sesini duyuyor, Nazlı'nın yaşadığını öğreniyor. Dolayısıyla bu olayı Fırat yapmamıştır düşüncesi geliyor ama orada da işte içindeki hırsa esir oluyor. Çünkü kendine göre kusursuz bir soruşturma ve mükemmel bir dava yönettiği için terfi alacak ve üst mertebelere erişmesi çok yüksek olacakken Fırat'ın masumiyet ihtimali onun bütün savcılık soruşturmasını bu davada yok sayacak ve başarısını yok edecek. Dolayısıyla susmaya çalışıyor ve Barış da Tahir'in bu hırs ve hınçla dolu gözünü görüyor ve onunla birlikte işbirliği yapıp delili karartmaya dair işbirliğine de birlikte adım atıyorlar. Ve daha sonrasında Tahir'in ses kaydını aldığı için ve bu ses kaydını eğer birine gösterirse bütün savcılık haklarının ve ilerideki istediği başarıların ondan alınacağını düşünen Tahir iyice panik oluyor ve Fırat'ı tutmak yerine Barış Yesari'nin yanında yer alıyor. Ama içten içe de Nazlı'nın hem de öz amcası kadar sevdiği bir insan. Yani gerçekten Nazlı ile arasında inanılmaz bir iletişim var. Zeynep'le de o saatten sonra arkadaş kanka olmaya çalıştı büyük ihtimal ama içten içe hala duyguları vardı. Bu arada Zeynep hiçbir şekilde Fırat'ı Tahir'le aldatmıyor. Böyle bir bilgi yok dizide. Ama o gece, cinayet gecesi, Tahir'in ayakkabılarının görüntü kaydına girmesinin sebebi ise işte o zili çalanın aslında Tahir olması ama olayı Fırat yaptı zannetmesi ve evde dolaşırken o ayakkabıların o kamera kaydı görüntülerine denk gelmesi ve kayıp balık kırmızı Nemo'nun da Tahir'de olmasını son bölümde anlıyor. Ve o balığı günün sonunda suçlarını söyleyip Fırat'tan af dileyerek ve artık ben savcılık yoluna niye girdim onu unutmuşum ve bu yüzden de beni asla affetme Fırat. Ne diyorsan hakkındır. Sen gerçekten de dürüst ve doğru bir savcısın. Ben bu görevi hak etmiyorum. İstediğin şekilde beni hapse attırıp yargılayabilirsin. Ve ben de Barış Yesar davasında bildiğim her şeyi anlatacağım. Ve lütfen beni affetme, ben kötü bir insanım diyor. Ve o balığı da Fırat'a teslim ediyor. O balığın içinden de Zeynep'in ses kaydı çıkıyor. Çocuğuna söylediği cümleler vesaire çıkıyor. Ve ölümünün 8. ayından sonra ilk defa Zeynep'in sesini duymasının duygusallığıyla Fırat da Tahir de gözyaşlarını tutamıyorlar. Yani sözüm ona arkadaşlarım, düşmanınızı uzakta aramayın ama her iyinin içinde kötü, her kötünün içinde de iyi ihtimali olduğunu da unutmayın. Beşer şaşar demişler, boşuna değil. Aslında Tahir de çok kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum ama beşeri, insani duygularında çok fazla boyun eğmiş ya da onların kölesi olmuş. Fırat'ı çok kıskanmış, Zeynep'i hala içten içe platonik bir aşk beslemesi, onu kendi karısı değil de Fırat'ın karısı olarak hayatı boyunca izlemesi ve Fırat'ın başarılarının katlanarak gün be gün artması onun içinde bir öküzü oturtturmuş. Dolayısıyla böyle bir şey ortaya çıkınca da tabii ki dostum dediği adamın içten içe aslında çok da dostluk beslemediğini fark ediyoruz. Onun yanında olmaktansa fırsatları değerlendirip kendi hayatını bir iki seviye daha yukarı taşımak istemiştir. Yani Tahir'in aslında bu kadar büyük hırsı kendisini laneti olmuştur. Günün sonunda da dizide zaten Fırat savcılık görevine devam ederken Tahir hapishanede cezasını çekmeye mahkum olmuştur. O yüzden siz olun, dünyevi zevklerinize, ihtiraslarınıza çok fazla kapılmadan gerçekten de iyi bir insan olmaya çalışın diyorum. Kamu spotumu da verdim. Yani arkadaşlarım, Tahir'in hikayesi böyleydi. Büge'yi de anlatacağım size bu arada. Büge'nin arka planda da çok farklı hikayesi var. Barış'la yaşadıkları ve sonrasında olanlarla ilgili. Ama Mahkum dizisini gerçekten ben yargıdan sonra en çok beğenilen dizi olmasını anlayabiliyorum. Sadece benim için heyecanı kaçıran bir şeydi. 2-3 günde bütün dizinin sonunu öğrenmemdi. Yine de izleyeceğim. Eğer isterseniz de bölümlerden sonra dizinin orijinaliyle karşılaştırmalarını yaparım. Ama izlerseniz yapacağım.
Az izliyorsunuz, beni üzüyorsunuz. Evden hele şu videoları yayalım lütfen. Bizim performansımız niye düştü? Köşene dön dediniz, döndüm. O yüzden siz de katkınızı, motivasyonunuzu benden eksik etmeyin. Bir sonraki videoya kadar beni özlerseniz de Instagram'a bekliyorum. Gelirseniz başımın üzerinde yeriniz var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoma kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.